Merhabalar ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca 11. sınıf 1. dönem 2. yazılı videosuyla karşındayım. Senin için çok güzel dolu dolu 3 sayfalık bir yazılı hazırladım. Yazılının pdf dosyasını da açıklamalara bırakacağım. Lütfen pdf dosyasını da indir. Yazılıyı izlemeden önce de indirebilirsin. İzledikten sonra da indirebilirsin. Çünkü birçoğunun cevabını da buraya ben direkt yazdım. Şimdi yazım da biraz çirkin olduğu için okunaklı olsun. Sen buradan ders çalışabil. Bu üst sayfayı kullan diye. Birçok uzun sorunun cevabını yazdım. Kısa soruların cevabını da burada birlikte seninle birlikte ne yapacağız? Dolduracağız. Şiir ünitesine nereden başlayacağız? Tanzimatla başlayacağız. Tanzimat şiiriyle başlayıp Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına kadar ilk yıllarda dahil şiir ünitesini ne yapacağız? Sayfalar ilerledikçe sen ne Hadi o zaman gel tanzimat dönemiyle yani birinci soruyla başlayalım. Tanzimat birinci dönemle ikinci dönem şiir anlayışını karşılaştırınız ya da tanzimat birinci dönemle ikinci dönem farklarını yazınız gibi bir Açık uçlu soruyla karşılaşabiliriz. Gel hemen anlayışlarımızın farklarına bakalım. Birinci dönemde toplumsal konulara, ikinci dönemde bireysel konulara ağırlık verilmiştir. Birinci dönemde Dilde sadeleşme çabası varken ikinci dönemde bu çabadan vazgeçilmiştir. Dilde sadeleşme çabası gerçekleşebiliyor mu peki hocam birinci dönemde? Hayır. Biz milli edebiyata kadar dilde sadeleşme çabasını maalesef amacına ulaştıramıyoruz. Birinci dönemde hece ölçüsü denemeleri varken ikinci dönemde Yine bundan da ne olmuştur? Vazgeçilmiştir. Yine heceye tam anlamıyla ne yapacağız? Milli Edebiyat döneminde geçeceğiz. Birinci dönemde kafiye göz içindir anlayışı yani divan şiirindeki anlayış devam etmiş. İkinci dönemde kafiye kulak içindir anlayışına geçilmiştir. Özellikle ikinci dönemde şöyle biraz hatırla Recaizade Mahmut Ekrem'le Muallim Naci bunun tartışmasını çok yapacaklardı. Biri demdemeyi yazacaktı, biri zemzemeyi yazacaktı ve eski yeni tartışması kafiye göz için mi kulak için mi tartışması yapılacaktı. İkinci dönemde şiirin konusu daha da genişletilmiş. Her şeyin şiire konu olabilecek kanaatine varılmıştır. Bunda da Recazade Mahmut Ekrem'in Büyük bir payı var. Birazdan ona da değineceğim seninle birlikte. İkinci dönemde yeni nazım biçimleri de artık denenmeye başlanmıştır diyoruz. Hemen farklarını bitirip seninle başka bir soru tipine geçiyoruz. Bize Yukarıda herhangi bir şairle ilgili bilgi verip bu şair kimdir? Bu şair hangi dönemde yaşamıştır? Hangi dönemin temsilcisidir gibi bir soru gelebilir mi? Gelebilir. Hocam bunu 5 puan ya da 10 puanlık bir soru yapar. Lütfen bu soruları kaçırma. Asıl puanları nereden toplayacağız? Buradan toplayacağız. Çünkü cevabı ne? Cevabı çok kısa. Gel bakalım kimmiş bu? Aslında şöyle tırnak içindeyi okuyunca cevap çıkıyor. Vatan ve hürriyet şairi dediğimiz zaman akla kim gelir? Vatan ve hürriyet şairi dediğimiz zaman akla elbette ki Namık Kemal gelecek. Namık Kemal hangi dönemin sanatçısı? Birinci Dönem hangi dönemin birincisi hocam? Tanzimat birinci dönem sanatçısı doğru mu? Onunla birlikte böyle hürriyet gibi, vatan gibi, millet gibi, hukuk gibi kavramlar ne yapıyordu? İlk kez şiirin konusu oluyordu. Ama biz şöyle çok kısa bir bulayı yine okuyalım. Başlangıçta divan tarzında yazıyormuş. Bireysel temalı şiirler yazarken şinası ile tanışmasını ve yaşadığı dönemdeki olayların etkisiyle siyasi ve sosyal temalı yeni şiire yöneldi. O da çağdaşı pek çok sanatçı gibi toplum için sanat anlayışı ile eser verdi. Niye toplum için sanat anlayışı? E, birinci dönemde ne işliyoruz? Çünkü toplumsal konular işliyoruz. İkinci dönemin sanat anlayışı toplum için mi olacak? Hayır. Sanat için sanat anlayışı olacak. İkinci dönemde. E vatan, millet, insanlık, hak, hukuk, hürriyet Hürriyet, adalet, kahramanlık, cesaret gibi temaları işleyen sanatçımız vatan ve hürriyet şairi olarak nitelendi. Bu soruyu görünce cevabımız neymiş? Namık Kemal'miş. Hangi dönemde öne çıkmış? Tanzimat 1. dönemde öne çıkmış. Peki hocam Tanzimat 1. dönemde öne çıkan başka kim vardı? Bak, Şinasi ile tanışmış. Şinasi neydi? İlklerin adamıydı değil mi? İlklerin adamı ilk sözcüğünü görürsen aklın hemen nereye gidecek? Şinasi'ye gidecek. Peki bir de Tanzimat birinci dönemde değinmeden geçmeyelim madem Ziya Paşa vardı. Özellikle Namık Kemal'le de bir konuda tartışmışlardı. Hatırla. Ziya Paşa böyle iki arada bir derede bir şairdi böyle. Sürekli kararsız kalıyordu. Hangi konularda kararsız kalıyordu? halk edebiyatını mı savunacak yoksa eski edebiyatı divan edebiyatı mı savunacak bunlar arasında bir gidip gelme yaşıyordu şiir ve inşa isimli makalesinde aslında ilk başta halk edebiyatını savunmuştu ama sonradan harabatı yazdı ve harabatta divan edebiyatının daha iyi olduğunu söyledi sonra namık kemal'de ne yapıyor ona sinirleniyor harabatı eleştirmek için tahribi harabatı yazıyordu. Bunu da unutma. Bu önemli öyküler karşına soru olarak gelebilir. Namık Kemal ile Ziya Paşa'nın bu arasındaki tartışma yine ikinci dönemde Recazade Mahmut Ekrem ile Muallim Naci arasındaki tartışmalardan da böyle ufak ufak sorular gelebilir. Bunlar edebiyatımızdaki tatlı tartışmalar. Peki geçiyorum başka bir soruya. Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir ve temsilcisi hangi dönemin temsilcisidir demiş. Tezatlar şairi ya da şairi azam gibi ünvanlarla anıldı den an sen cevabı bana ne yapmalısın? Vermelisin aslında ki verebileceğini de biliyorum. Şu an sen tezatlar şairi ve şairi azamı görünce aklındaki isim canlandı ama hadi canlanmadı diyelim hocam. Ölüm, hayat, tabiat, aşk, metafizik gibi konular. Bak ölüm ve metafiziği özellikle görürsek, bu temaları görürsek aklımıza kim gelecek? Abdülhak, hemen şuraya yazıyorum. Abdülhak, Hamit, Tarhan. Abdülhak, Abdülhak Amit Tarhan Türk şiirine birçok biçimsel yenilik getiriyor arkadaşlar. Yeniliğe Recaizade Mahmut Ekrem'le başlıyoruz. İlk bir şeyi o atıyor. Arkasından Abdülhak Amit Tarhan ne yapıyor? Şiire birçok yenilik getiriyor. Özellikle şiirin serbestleşmesi bakımından çok faydaları var. Türk şiirinde. Peki hocam bu ikinci dönemde Abdülhak Hamit Tarhan şair-i azam yani en büyük şair. Bunun dışında hangi isimler soru olarak karşımıza gelebilir? Recaizade, Mahmut Ekrem, biraz önce bahsettik. Bir de kim var? Muallim Naci. Bunların arasındaki kavga neydi? Kulak için mi, göz için mi kafiye yapacağız? Eskiyi mi savunacağız, yeniyi mi savunacağız? Naci hala eski kafalı eskiyi savunuyor. Recaizade, Recaizade yeniyi savunuyor. Hangi iki eserleri var? Recai Zade'nin nesi var? Zemzeme. Muallim Naci'nin de demdemesi var. O zaman bu ikiliklerden yine ne yapabilir? Soru gelebilir. Zemzeme, demdeme, göz için kafiye, kulak için kafiye. Eski yeni tartışması. Bu öykümüzde böyle sağ tarafta dursun. Başka bir soru tipi göstereceğim sana. Bize şu dönemin özelliğini yazın demek yerine bir şiir verip bu şiirden hareketle dönemin özelliğini yazın da diyebilir hocam. Bak çok da güzel soru olur bence zaten böyle çözülmeni. Ya hocam ben şiirin hangi dönemde yazıldığını nereden bileceğim? Ya biz senin bilebileceğin şiirler koyuyoruz oraya merak etme. Bak mesela bu şiirin hangi dönemde yazıldığını seninle birlikte nereden çıkaracağız? Mahveder kendini bülbül bile hürriyet için Çekilir mi bu bela alemi pür mihnet için, din için, devlet için, can çekişen millet için? Değil mi? Azme hayil mi olurmuş bu çürükten kafesi demiş. Ya hürriyet, sen hiç divan şiirinde hürriyet diye bir şey gördün mü? Görmedin ama şekil bakımından da divan şiirine benziyor. Divan şiirine benziyor şekil bakımından. Çünkü kelimeler yine sade değil, çok sade değil dil. Bak böyle alemi pür gibi yine tamlamalar var. Dil yine biraz böyle divan şiirine kaymış. Şekil bakımından da divan şiirine benziyor. Hatta bu aruzla yazılmış bir şiirdir ben sana söyleyeyim. Ama kavram hürriyet kavramı. Peki hürriyet kavramını kim kullanıyordu? Hürriyet şairimiz, vatan şairimiz kimdi? E, Namık Kemal buradaki hürriyeti niye veriyoruz biz? Buradaki ipucuyu yakala, Namık Kemal'i yakala dönemi... Sen tahmin et diye. O zaman dönemi lütfen tahmin et. Tanzimat hangi dönem? Tanzimat birinci dönem. Peki şiirden hareketle dönemin özelliklerini kısaca yazınız demiş. E tamam. Vatan, millet, adalet, devlet, hak, özürlük gibi konular ilk kez şiire girmiştir. Bak şiirden hareketle niye? Burada hürriyet olduğu için hemen bu maddeyi buraya ekledik. Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir. E hürriyeti kimin için istiyor? toplum için istiyor. Divan edebiyatı nazım şekilleri, nazım biçimi ve aruz ölçüsü kullanılmaya devam edilmiş. Evet şekil bakımından divana çok benziyor. Ancak içerik bakımından ne olmuş? Yeni kavramlar girmiştir deyip şiirin üzerinden seninle birlikte dönemi de bulduk, anlayışı da bulduk. Damık Kemal yani şairini bile bulduk. Korkma. E hocam burada bize şöyle bir dörtlük verseydi. İşte güzel Anadolu'muz, falan deseydi, hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir olsaydı o zaman döneme ne diyecektik? O zaman diyecektik ki ya bu milli edebiyat ya da cumhuriyetin ilk yılları dolayısıyla memleketçi bir anlayışla yazılmıştır, hece ölçüsü kullanılmıştır diyecektik seninle. Belki ilerleyen sayfalarda da deriz gel şimdi soruya devam edelim. Parçada bahsedilen dönem hangisidir? Yine kolay. Yani sen puan alabilir diye hocaların böyle 10 puanlık sorular soracak sana. Dolayısıyla lütfen dönem özelliklerini, dönemin önemli şairlerini bilmeni istiyorum. Dönem özelliklerini ve dönemin önemli şairlerini bilmeden sınava girersen çok fazla üzülürsün. Bu dönemde Recaizade Mahmut Ekrem'in güzel olan her şey şiirin konusu olabilir. Yine bu anahtar içerisindeki tırnak içerisindeki söz sınavda karşımıza çıkabilir dikkat et. Anlayışıyla hareket edilir şiirin konusu genişler. Batı şiirinin etkisiyle şiirde yeni biçimler kullanılır. Birinci dönemde bir amaç olarak ortaya konan dilde yanınlaşma düşüncesi bütünüyle terk edilir. E biri nerede terk edeceğiz hocam? İki de terk edeceğiz işte. Cevabım buradan zaten çıktı. İkinci dönemde terk edeceğiz. Bu dönemin önde gelen şairleri biraz önce bahsettiğim Hamit Tarhan, Muallim Naci ve Reşad'da Mahmut Ekrem. O zaman 10 puan almak için tek yazman gereken ne? Tanzimat ikinci dönemi yazacaksın. Sınavda bu soruyu görünce 10 puanı alacaksın ve bana da bir dua edeceksin. Bu şiirden yola çıkılarak şiirin hangi edebi akımdan etkilendiği söylenebilir. Bak. Soru böyle geldiği zaman aslında biz buna biraz açık uçlu soru diyoruz. Bence şunlar da çok böyle açık uçlu soru değil. Çünkü bunlar da test sorularına benziyor. E, bilgiyi veriyor, şık yerine senin yazmanı istiyor. Bence asıl açık uçlu soru şiirin üzerinden tahlil yapabilmek, akıl yürütebilmek. Bunları ne yapmamız lazım sende? Sende bunları geliştirmemiz lazım. Peki bu şiirden yola çıkarak şairin hangi edebi akımdan etkilendiği söylenebilir. E hocam ne bileyim ben bunun edebi akımla diyeceksin. Ya bileceksin biz bak neyin testini çözüyoruz seninle şu an? 11. sınıf şiir ünitesini çözüyoruz. Değil mi? E, hangi dönemleri işliyoruz? Tanzimatı işledik. Şimdi neye geleceğiz seninle? Servet-i geleceğiz birazdan. Servet-i dönemine geleceğiz bunun dönem özelliklerini hatırla, sembolizm ve parnasizm gibi akımlar, servet-i fünuncular çok fazla etkilemiyor muydu? E etkiliyordu. E gel o zaman şiirimizi bir okuyalım. Bir beyaz lerze bir dumanlı uçuş, eşini gayip eyleyen bir kuş gibi kar, geçen eyyamı bağrı arar. Zaten sen şu şiiri görünce aklına şiirin ismi de şairi de gelmeli. Edebiyat dersini böyle dolu dolu işliyorsan hocam bu şiiri sana mutlaka anlattı. Ya da bu şiiri kitabında mutlaka gördün. Çünkü çok meşhur şiirlerimizden, çok önemli şiirlerimizden biri. Kimin bu şiir? Elhan'ı, Jita, Cenab-ı Şahabettin'in. Bunu gördük. Tamam mı? Bunu gördük. Peki servet en çok etkileyen edebi akım hangisiydi? Sembolizm. Sembolizm Servet-i etkiledi. Servet-i ne yaptılar? Bakın betimlemeler kullanarak, betimlemeler kullanarak özellikle doğayı, bir resim gibi bir tablo gibi yansıtmaya çalıştılar değil mi bir resim gibi bir tablo gibi burada da kış'ı ne yapıyor şairimiz bir resim gibi bir tablo gibi yansıtıyor ama direkt gerçeği yansıtmıyor ne yapıyor? Hislerini anlatıyor bize burada. Dolayısıyla bu meşhur şiiri görürsek hangi akımdan etkilenmiştir derse, akımı sorarsa sembolizm diyeceğiz. Peki hangi dönemdeseydi? Dönem de diyebilirdi. O zaman da ne yapacağız? Serveti Fünun diyeceğiz. Hocam ben bunun Serveti Fünun döneminde olduğunu nasıl anlayacağım? Cenap Şahabettin de bilmiyorum. Ben Elhan Şhtay da bilmiyorum. Ben çok edebiyat dersi dinlemiyorum. Ben bu isimleri bilmeden bunun Servetifünun olduğunu nereden anlayabilirim? Şiirin biçimsel özelliklerinden anlayabilirsin. Bak şimdi. Dil yine aynı divan edebiyatı gibi kapalı bir dil. Servetifünuncular çok kapalı bir dil, soyut bir dil kullanıyor, değil mi? Servetifünun'un en önemli ezildiği bu. Anlam kapalı olacak, dil kapalı olacak. Doğru mu? Dil dil anlaşılmasın diye sürekli böyle tamlamalar kullanacağız. E sürekli böyle kapalı bir dil kullanılmış tamlamalar var ama şekil bakımından da böyle serbest gibi duruyor. Yani hem eski şiir gibi duruyor ama aynı zamanda şekil bakımından da çok yeni bir şiir. Dil bakımından sadece eski gibi duruyor. Dil çok ağırsa biçim yeni ise Anahtar kelimeni buldun serveti fiunun tebrik ederim seni. Gel seninle hemen başka bir soruya geçelim. Diğer sayfamızı açalım. Bahsedilen şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? Ha sembolizmden bahsetmişken, sembolizmden bahsetmişken saf şiir anlayışından bahsetmemek de imkansız. Çünkü sembolizm akımıyla birlikte hem dünya edebiyatında hem Türk edebiyatında saf şiir anlayışı diye bir anlayış doğuyor. Gel bakalım neymiş bu. Bir mesaj verme kaygısından uzak amacı sadece güzellik olan şiirdir. Yani saf şiir. Öğretici değildir. Hikaye unsuru barındırmaz. Genellikle bireysel temaları işler. Bu şiir anlayışında ses ve söz şiir oluşturma özelliğinde birleşir. Şiir dilinin özelliklerine İmge kullanımı, kelimelerin duygu ve çağrışım değeri, çok anlamlılık, ahenk usulları, söz sanatları, söz dizimine önem verilir. Ne diyormuşuz buna? Saf şiir anlayışı diyormuşuz. Zaten Servet-i Fünuncular'da da biraz sembolizmin etkisiyle bu anlayış başlamamış mıydı? Servet-i Fünuncular toplumsal konu işliyor mu? İşlemiyor. Tanzimat'ın Tanzimat birinci dönemin tam zıttı. Bireysel konu işleyeceğiz. Şiir açık değil kapalı olacak. Şiirdeki tek kaygı güzellik olacak. Doğru mu? Sadece bireysel temalar işleyeceğiz. Toplumsal konuları işlemeyeceğiz. Şiirde biçim ve ahenk her şeyin önünde olacak. Aynı zamanda Aynı zamanda şiir biraz musikiye benzeyecek. Şiirin içerisinde müzikalite olacak. Yani aslında Servet-i Fünuncuların özellikleriyle sembolizmin özellikleri birebirine aynı. Sembolizmin özellikleriyle saf şiirin özellikleri ne? Hocam bunlar da birbirine çok yakın, birebir aynı. Peki iki büyük temsilcisini yazın demişiz burada. Kim bu iki büyük temsilci? Biri Yahya Kemal, biri de kim? biri de Ahmet Haşim hocam Servet-i saf şiirin temsilcileri olarak alıyor muyuz? Hayır onları anlıyoruz. O başka bir dönem. Servet-i sonra tarihsel olarak artık şiir anlayışı neye dönmüş? Saf şiire dönmüş. Kimle başlamış? Ahmet Haşim'le başladı. Bakın Ahmet Haşim'in şiir hakkında bazı mülazalar isimli makalesiyle başladı. Şiir hakkında bazı mülazalar bunu unutma. Dolayısıyla Ahmet Haşim Servet-i muydu? Hayır neydi? fecri, fecri aticiydi o. Fecri atici. Biliyorsun Servet-i Fünun dergisi kapandı. Ne zaman kapandı? 1901'de kapandı. Edebiyat ve hukuk makalesiyle Servet-i Fünun dergisine ne olmuştu? Kapanmıştı. Hüseyin Cahit Yalçın, hadi o bilgiyi de buraya atalım. Hüseyin Cahit Yalçın Edebiyat ve hukuk makalesini yazdığı için 1901'de Servet-i Fünun'un kapısına kilit vurdular. Servet-i dergisi ne zaman açıldı tekrar? 1911'de. 1911'de açılınca ne oldu? Feciate ortaya çıktı, değil mi? İlk edebi toplumumuz böyle bir beyanname ile çıktılar ortaya. İlk edebi topluluk beyanname ortaya çıkanlar dediler ki servet ünlücüler beceremedi bu işi biz becereceğiz sanat şahsi ve muhteremdir dediler yola çıktılar peki servet ünlücülerden farklı bir şey yaptılar mı yapamadılar onlar kadar bile yapamadılar en önemli temsilcisi Ahmet Haşim'di Ahmet Haşim dışında zaten herkes ne yaptı başka yerlere gitti Yahya Kemal ise dönemin bağımsızı yani ben diyor o dergide, bu dergide falan olmam benim işim yok. Dönemin bağımsız şairleri arasında kendisini ne yapacağız, göreceğiz. İki büyük şairimiz saf şiir anlayışına sıkı sıkıya bağlı kalıp saf şiir anlayışını başlattılar. Saf şiir anlayışı sonra Cumhuriyet döneminde Necip Fazıl'la Cahit Sıtkı Tarancı'yla falan ne yapacak? Devam edecek ama şu an onlar konumuzun dışında. Biz ya, ya Kemal ve Ahmet Haşim'i bilelim saf şiir için Ahmet Haşim'de Fecret Ati'nin en önemli en büyük şairi olduğunu ne yapalım bilelim. O zaman hemen ne yapalım başka bir soruya geçelim. Bu parçada söz edilen yazar kimdir demiş. Şiirleri Türk Edebiyatı'nda Milliyetçilik Hareketi'nin bir nevi başlangıcı olarak kabul edildi. Teknik ve estetik bakımdan pek güçlü sayılmayan bu şiirler halkın zevk anlayışına hitap etmesi ve halk hayatının bazı sahnelerinin onların anlayabileceği dil bir dil ve üslupla ifade etmesi dolayısıyla sade Türkçe ve hece hece vezniyle yazılmış şiirde öncü kabul edilmektedir. Aa sade Türkçeye geldik, hece veznine geldik. Sence hangi döneme giriyoruz? Milli edebiyat dönemine giriyoruz. Peki milli edebiyat dönemine nasıl gireceğiz? Bakalım. Cumhuriyetten sonraki yıllarda ortaya çıkan memleketçi edebiyatın oluşmasına da öne yak kabul etmiş. Sadece milli edebiyatı değil, cumhuriyetin ilk yıllarındaki memleketçi edebiyatı da ön ayak oluşmasına bu abimiz ön ayak olmuş. Peki kimmiş bu bakalım. Eserlerinde Türkçülük, milliyetçilik, memleketçilik, halkçılık ve Cumhuriyet'ten sonraki yıllarda inkılapçılık unsurları asır ağırlığı teşkil eder. Eserlerinin bazıları Türkçe şiirler, Türk sazı, Ey Türk Uyan, Ordu'nun destanı Turan'a doğru zafer yolunda. Bakın. Milli Edebiyatı'nda, memleket edebiyatında başlangıcı kim? Mehmet Emin Yurdakul. Öncü şairimiz bu. Öncü milli şairimiz bu arkadaş. Mehmet Emin Yurdakul'a bu anlayış başlıyor. Sonra biliyorsun ki 1911'de Genç Kalemler dergisi yayınlanıyor, değil mi? İşte Ziya Gökalp var burada, önemli isimlerden bir tanesi. Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan sanatçılarımız resmi olarak milli edebiyat dönemini ne yapıyor? Başlatıyor. Genç kalemlerden önce öncümüz kim? Mehmet Emin Yurdakul. E milli edebiyat şiirinde ne yapacağız? E milli olacak şiirimiz kardeşim. Bir kere halkın anlayacağı dili kullanacağız. Sade dil kullanacağız. Kapalı anlatım yapmayacağız. Aynen halk edebiyatı sanatçılarımız gibi dörtlük kullanacağız. Aynen halk edebiyatı sanatçılarımız gibi ne kullanacağız? Hece kullanacağız. Milli edebiyat dediğimiz bu. Milli Edebiyat Cumhuriyet'in ilk yıllarında ismi neye dönecek? Memleketçi Edebiyat'a dönecek. O zaman başka bir şiire geçiyorum. Bu şiirden hareketle Cumhuriyet döneminin ilk yıllarındaki şiir anlayışı hakkında bilgi veriniz. Ha dedik ya birazdan memleketçi edebiyat olacak bu şiir diye. Gel bakalım nasıl olacakmış başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken yazılmamış bir destan gibi anadolumuz arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz bizim sanat anlayışımızın özünü anadolu oluşturur diyor cumhuriyet döneminin ilk yıllarındaki şiir anlayışı hakkında bilgi veriniz nasıl bir şiir anlayışı bu bu şiire memleketçe edebiyat da deniyor memleketçi edebiyatta deniyor bu şiir Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren ne demek? E biz yine heceyle yazacağız, yine dörtlükle yazacağız, yine güzel Türkçe ile yazacağız, sade Türkçeyle, güzel Türkçe, sade Türkçe ile anlaşılır bir Türkçe ile yazacağız. Arapçanın, Farsçanın falan bizim dilimizin içerisinde yeri yok diyoruz. Bak yine şiirden hareketle çözdük. Ne yaptık ama Anadolu'yu gördük. Değil mi? Zaten bu hangi şiirden alınma? Sanat şiirinden alınma. Yine çok önemli şiirlerimizden bir tanesidir. Bu şiiri de bilmende ne var? Fayda var. Hem milli edebiyat döneminde hem de memleketçi edebiyat döneminde Bizim bir de nelerimiz vardı? 5 hececilerimiz vardı. Bu beş hececilerden de soru gelme ihtimali var. Onlar da şöyle of hey diye en azından bir ne yap? Zihninde lütfen kodla. Orhan Seyfi, Orhon, Faruk Nafız, Çamlıbel, Halit Fahri, Ozan Soy, Enis Behiz, Korç Yürek ve Yusuf Ziya, Ortaç ne olacak? Kor Yürek, affedersiniz. Yusuf Ziya, Ortaç bizim beş hececilerimiz olacak özellikle milli edebiyat döneminde bunları biz hecenin şairleri olarak tanıyacağız. Onu da böyle sağ tarafa sıkıştırdım. Biraz ne yapalım? Biraz dil bilgisi, biraz yazım yanlışı çözelim. Diğer sayfada, diğer sayfada şiirin ahenk unsurlarıyla ilgili soru çözeceğim. Şiirin ahenk unsurlar hocam. Bize redif sorabilirler mi? Bize kafiye sorabilirler mi? Bize edebi sanat sorabilirler mi? Normalde sorulmaz. Sorulmaması da gerekir diye düşünüyorum. Zaten şiir ünitesi çok geniş bir ünite. Bir de bunları sorarak bence sizi zorlamamalılar. Ama şimdi açık uçlu sınava geçtik ya. Hani sınav sorularında kazanımlarını böyle buraya yazma, yazıyoruz ya. Kazanıma yönelik sınavlar var ya. MEP bize yayınlıyor kazanıma artık. Dolayısıyla şimdi şiirin ahenk usullarını belirler gibi bir kazanım. 9'da da var, 10'da da var, 11'de de var, 12'de de var. Dolayısıyla soru olarak karşına kafiyenin, redifin, asonansın, aliterasyonun, ses tekrarlarının ve söz sanatlarının gelme ihtimali her zaman var. Tamam mı? Ama... Hocalarınız Oradan ağırlıklı olarak sormayacak diye düşünüyorum. Yine de sorarsa diye bir sayfa o konuyla ilgili de neyimiz var? Notumuz var, çalışmamız var. Merak etme. Şimdi biz biraz öge çözelim. Şimdi bakın bu kazanım numaralarını verdiğim soruları Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sınavından aldım. Tamam mı? Benim sorularımla Milli Eğitim Bakanlığı'nın eskişehir İl Milli Eğitim'in hazırladığı örnek sorular var. Google'a böyle yazarsanız hemen iki sayfada çıkıyor. Şimdi o örnek soruların cevaplarını da koydum buraya. Ama daha sonra cevapları koyduğuma pişman oldum. Çünkü cevaplarda yine hatamız var. Birinci yazılda da hatırlıyorsanız yazım kuralı çözerken cevaplarda yine ne vardı? Yanlış vardı. Hatta bir yanlışı da siz düzeltmiştiniz. Hatırlayın. Şimdi cevaplarımıza Milli Eğitim Bakanlığı'nda hazırlanan bir Sınav örneğinin cevaplarında yanlış olmasında benim aklım almıyor. Yani koskoca bakanlıkta şunları düzgün yapabilecek bir tane adam yoksa memleketin haline ne diyelim? Vah diyelim ama boş verin bunları biz sorumuzu çözelim. Cümlenin ögeleri biliyorsunuz dil bilgisi konumuz. Yanımıza yarın akşam saatlerinde gelecekmiş. Ne yapıyoruz? Gelecekmiş yüklem hocam. Şurayı çok umursamıyorum ben kendim çözeceğim. Gelecekmiş yüklem. Kim gelecekmiş? O gelecekmiş gizli özne. Soruda gizli özneyi söylemene gerek yok. Nereye gelecekmiş? Yanımıza gelecekmiş. Bak nereye diye sordum. E eki aldı. Cevabımızda da E eki var. Eğer sorduğun soruda E, D, den ekleri varsa nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden gibi senin bulduğun öge dolaylı tümleştir. Ve cevabında da mutlaka ya e, ya D, ya da den. Yani yönelme, ayrılma ya da bulunma haleklerinden bir tanesi olur. Bu hal eklerini öge çözerken birer hatırlatıcı olarak kullanmanı tavsiye ediyorum. Ne zaman gelecekmiş? Yarın akşam saatlerinde gelecekmiş. Şimdi ne zaman sorusunu hatırlayamadın ya hangi öge buldurur diye şöyle. Ne zaman? Bak. İki kelimeden oluşan sorular her zaman zarf tümlecini verir. Tamam mı? Ben buraya kodlama yapayım sana ne asıl, ne zaman, ne için, ne ile, kim ile, kim için iki kelimeden oluşuyor. Nasılı da bilerek ayırdım, ne asıl yaptım. İki kelimeden oluşan sorular ne verilmiş? Her zaman zarf tümleci verilmiş. Şimdi devam ediyorum. Bir de şunu çözeyim. Şu ikisine birazdan öfkeleneceğim, sinirleneceğim Milli Eğitim Bakanlığı'na. O yüzden bir de şunu çözelim. Yıllardır düşlediği seyahate çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Yaşıyor yüklem hocam. Yine o yaşıyor hocam. Peki neyi yaşıyor? Hocam neyi yaşıyor deyip sadece heyecanını dersek olur mu? Olmaz. Olmaz. Bak sen fiilimsileri biliyorsun. Öğrendin daha önce fiilimsileri. Fiilimsiler Cümlede grup kurar ve cümlenin ögeleri çözemiyorsam çok büyük ihtimal söz öbeklerini, söz gruplarını ya da fiilimsilerin oluşturduğu söz gruplarını hocaların sana anlatmamıştır o yüzden çözemiyorsundur. Şimdi 11. sınıfsın seneye 12 olacaksın sınava hazırlanırken cümlenin ögeleri konusu senin ihtiyacın olacak. Dolayısıyla öge çözemiyorsan bir kere bil ki fiilimsi gruplarını bilememekten kaynaklanıyor ve söz öbeklerini bilememekten kaynaklanıyor. O yüzden mümkün mertebe TYT Türkçe anlatan hocalarından gir izle bu tip konuları tamam mı? Yıllardır düşlediği seyahate çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Neyi yaşıyor hocam? Yıllardır düşlediği seyahate çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Bak şurada bir ı var. I belirtme halekidir Türkçede. Belirtme haleki. Bir söz öbeğin belirtme hal eki alıyorsa o belirtili nesnedir. Hop bitti işte. Belirtili nesnenin sorusu da buymuş. Belirtili nesnenin sorularında hangi hal eki varmış? İ eki neyi kimi diye soruyorsun. Cevapta da ne varmış? I, i U, Ü varmış. Bu da neymiş? Belirtili nesneymiş. Niye birleştiriyoruz hocam burayı? Onu da göstereyim sana. Şimdi bak düşlediği bir fiilimsi olduğu için yıllardır kendine bağlıyor yıllardır düşlediği. Seyahate çıkacak olma. Çıkacak fiilimsi olduğu için seyahati bağlar, olma çıkacağı bağlar. Olmanın derken burada ıneki tamlama kurar, isim tamlaması kurar. Olmanın heyecanı da heyecanı buraya bağlar. Hop hepsi ne oldu? Birbirine bağlandı. Dolayısıyla hepsini tek bir öge aldım. Şimdi şu soruyu çözeceğiz ama. Şimdi gelin lütfen siz de bana fikirlerinizi söyleyin şu cümle doğru bir cümle mi? Sokakta hızla yürüyen adamı görünce bir şeyler olduğunu anladı. Şimdi size sorum şu, sana sorum şu. Anlayan adam mı sokakta, hızla yürüyen adam mı sokakta? cümleden belli oluyor mu? Sokakta hızla yürüyen adamı görünce bir şeyler olduğunu anladı. Hızla yürüyen adam mı sokakta, anlayan mı sokakta? Ya cümle bir kere anlatım bozukluğuna sahip. Şimdi bunu verip Öge sormuş, sonra da gitmiş sokaktayı dolaylı tümleç alarak almış. Biz şurayı şöyle bir kapatalım yine, burayı umursamayın. Şuradaki virgül de bir gitsin, tamam mı? Biz kendimiz çözelim bu cümleyi. Anladı, yükle. Kim anladı? O anladı, yine ne olacak? Hocam, gizli özne. Neyi anladı bu ak? Neyi anladı? Sokakta hızla yürüyen adamı görünce bir şeyler olduğunu anladı. Neyi anladı? Bir daha soruyorum. Neyi anladı? Bir şeyler olduğunu anladı. Bir şeyler olduğunu anladı. Bak burada u'da ne var? Yine belirtili nesne var. Hocam ne zaman anladı? Sokakta hızla yürüyen adamı görünce anladı. Ne zaman anladı? sokakta hızla yürüyen adamı görünce. Hocam bu sokaktayı ayırabilir miyiz burada? Ayıramayız. Bak sokakta hızla yürüyen. Yürüyene bağlı bu. Yürüyen sokakta yürüdüğü için sokaktayı bu yürüyene bağlamak zorundayım. Yürüyen adamı görünce buradaki ince ince fiilimsizinden dolayı da burayı birbirine bağlamak zorundayım. Dolayısıyla ya bize şöyle kolay güzel bir cümle ver de biz burada öge çözelim değil mi? Ama maalesef böyle bir cümle vermiş. Tekrar çözüyorum bunu. Anladı yüklem. Neyi anladı? Bir şeyler olduğunu anladı. Ne zaman anladı? Sokakta hızlı yürüyen bir adam gördüğü zaman anladı. Geçiyorum. Şimdi şurada da sinirlenelim gelin sizinle birlikte. Çünkü sınavımızı mahvettiler. Yani ben okumadan direkt böyle hazırladım. Sizinle de birlikte doğaçlama çözüyorum. Fark etmedim. Hemen videoyu açmadan 1 iki dakika önce baktım. Sinirlendim, gelin sizde, sen de sinirlen, siz de sinirlenin. Gelenler arasında dikkati çeken yaşlı, uzun boylu bir ihtiyardı. Şimdi, o mu yaşlı ve uzun boylu? Yoksa gelenler arasında dikkati çeken yaşlı bir adam var. O adam uzun boylu bir ihtiyar mı? Hangisi doğru? Şu doğru, değil mi? Yaşlı burada atlaşmış sıfat. Yaşlı adam diyor aslında. Gelenler arasında dikkati çeken yaşlı adam uzun boylu bir ihtiyardı demek istiyor. Çünkü şuraya da ne yapmış, virgül atmış. Buraya virgül attığı için şuranın özne, şuranın da ne olması lazım? Yüklem olması lazım. Yani şu cevap da yanlış. Tamam mı? Bunun hepsi yüklem olamaz. Tamam gelenler arasında dikkat çeken yaşlı adam uzun boylu bir ihtiyardı. Uzun boylu bir ihtiyar yüklem. Niye hocam? Çünkü sıfat tamlaması var. Nasıl bir ihtiyar bu? Uzun boylu bir ihtiyar. Bak, öge çözerken yüklemin isimse dikkat et. Yüklem isimse nasıl diye sorduğun zaman zarf bulmuyorsun. Sıfat tamlaması buluyorsun. Nasıl ihtiyardı? Uzun boylu bir ihtiyardı bu. Uzun boylu bir ihtiyar sıfat tamlaması olduğu için tamamı yüklem. Gelenler arasında dikkati çeken yaşlı adamda bizim neyimiz? Özne. Hocam buraya virgül attığı için bu bunun sıfatı olabilir mi? Hayır olamaz. Böyle bir cümle kurulamaz. Dolayısıyla biz bunu özne yüklem diye çözdük. Ama yine Lütfen isim cümlelerine dikkat et. Böyle u upuzun cümle veriyorsa hocan sana upuzun bir cümle verdi. Cümlenin yüklemine bak. Cümlenin yüklemi isimle bittiyse o cümle yüzde 95 özne ve yüklemden oluşuyordur. Çünkü isim cümlelerinde Uzun söz öbekleri kurma şansımız var. İsim cümleleri zaten nesne alamaz. Ögenin birinden kurtuluyoruz. Yine isim cümlelerinin içerisine zarf tümleci ve yer tamlayıcısı koymak da biraz zor. Dolayısıyla bir yerde bir isim cümlesi görüyorsan aklına gelen ilk ögeler özne ve yüklem olsun lütfen. Çok konuştum hemen yazım yanlışlarını düzeltip geçeceğim ama yine burada sinirleneceğim çünkü burada da hata var. Gelin biz düzeltelim. Türk Dil Kurumunun demiş. Normalde hocam büyük harf yazmış, büyük harf yazmış, büyük harf yazmış ve kesme koymuş. Burada hata ne diyeceksin? Ya yıllardır bunu sana anlatıyorum. Hala aynı soruyu soruyorsun sen de. Sana da kızacağım. Kurum, kuruluş isimlerinde kesme işareti koymamız yasak. Tamam mı? Peki hocam kurum yazmak zorunda mı? Hayır. Bakkal da yazsa, eczanede yazsa, manavda da yazsa, dershanede yazsa, okul yazsa, bakanlık da yazsa bunların hepsi kurum. Kimi kamu kurumu, kimi Özel kurum tamam mı? Bak bakkal bile yazsa büyük yazacaksın ve kesme işareti koymayacaksın. Devam ediyorum. Sabah 08.15'de kalkan vapura yetişmeye çalış. Şimdi şurası şey olduğu için fıstıkçı şahap kuralından yani ünsüz uyumu, ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi kuralımızdan buranın T olması lazım. Peki bizim güzel Eskişehir İl milli eğitimde çalışan arkadaşlarımız niye burayı D diye ayırdınız? Yani yazarken hiç mi görmüyorsunuz bunu? Burayı da böyle siliyoruz. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Kesme işareti koyup burayı T'ye çeviriyoruz. Devam ediyorum. Öğretmenimiz bu hafta Savaş ve Barış romanını okuyacağımızı söyledi. Hocam ne yanlış var burada? Özel isim hepsi büyük. Hayır. Özel isimlerin şu ortasında... V olursa, ile olursa yani bağlaç ya da edat olursa için bile olabilir bu arkadaşlar. V yahut da olur. Bu ortadaki edat ve bağlaçları küçük harfle yazıyoruz. Başlıklarda da böyle, tabelalarda da böyle, kitap isimlerinde de böyle, eser isimlerinde de böyle. Şuradaki V'yi büyük yazmak yok. Anlaştık mı? Ha hepsi büyük olsa büyük olma mecburiyeti olurdu. Ama sadece İlk harfler büyük yazıldığı zaman özel isim olduğu için şu ortadakilerini küçük yazı veriyoruz. Lütfen dikkat et gözünden kaçırma. Türkçenin tarihi gelişimi demiş. Türkçeden sonra yine bir kesme atmış. Yine çok güzel. Türkçe hocam çok önemli bir şey değil mi? Özel isim değil mi? Niye kesme işareti koymuyoruz? Koyamayız yapım eki var. Türk Türk'ten türemiş. Yapım eki almış. Yapım ekinden sonra gelenekleri de biz Türkçe'de ayırmıyoruz arkadaşlar. Özellikle dil isimlerinde bunu çok yapacaklar. Türkçenin, İngilizcenin, İngilizce'de, Arapça'da lütfen dikkat et. Yapım eki olduğu için bunu da ne yapmayacağız? Ayırmayacağız. Düz bir şekilde yazacağız. Bu kötü sorulardan çıkıp kendi sorularımıza dönelim. Örnek olsun diye koydum. Kusura bakmayın. Hemen kendi soruma geçiyorum. Ha, kendi sorun değilmiş. 12. sınıf sorusu bunlar. Meb'in 12. sınıfından aldım bunları. 11'i beğenmedim gittim 12'den aldım. Bize hocam şiirin temasını, ahenk özelliklerini ve söz sanatlarını sorabilirler mi? Evet sorabilirler. Dolayısıyla çok küçük burada bir tekrar yapacağız sizinle. Tema dediği arkadaşlar aslında sen buna tema demiyorsun da kısaca konu falan diyorsun. Tema dediğin şu. Tema genellikle tek kelimeyle ifade edilir ya da birkaç kelimeyle ifade edilir. Yine bu tabi upuzun yazmış da buraya. Yine beni sinirlenecek. Temadan kastettiğimiz şey şu. Şiirde aşk mı var? Şiirde özlem mi var? Şiirde hangi duygu hakim sorusuyla benzer bir soru aslında. Tamam şiirde Hangi duygu var? Ne içindeyim zamanın ne büsbütün dışında, yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında, bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil, rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Ha, zaman kavramını anlatıyor bu şiir. Zaman kavramı, şiirin teması zaman kavramı ve insan. Yeterli bu kadar cevabımız. Zaman kavramı ve insanı anlatıyor. Temamız bu. Zaman kavramı ve insan. Şiirde ahenk sağlayan özellikleri, unsurları belirler diye bir soru geliyorsa, bakın ahenk unsurlarında ses tekrarları diye bir şey var. Ses tekrarı ahenk yapar değil mi zaten? Ses çıkartır. Peki, ses tekrarlarını genellikle mebin 9'da 10'da, 11'de, 12. soruların hepsinde gördüm ben. Özellikle ses tekrarı olan şiirleri tercih ediyorlar. Bak burada neyler tekrar ediyor. O yüzden hocan sana ahenk unsurları sorarsa, Tekrarları lütfen unutma. Tekrar eden kelimeyi bir kontrol et. Kafiye ve redifte redif olacak ya ahen kusuru olsun arkadaşlar. Yani olmayan şiir vermez hocam sana. İçinde kafiyesi redifi olan bir şiir verecek sana. Ses ahen kusurlar diye sorarsa ses tekrarını kontrol et. E, ses tekrarı yoksa kafiye ve redifle sağlanmıştır. Yaz geç buradan puan alabiliriz tema zaman kavramı diye zaten yukarıda yaptık e, yukarıda yaptığını aşağıda tekrar yaptı ha bunu niye yapıyor bak ben soruyu böyle burada da sorabilirim ayrı bir soru olarak da sorabilirim demiş peki hocam hocam bana kafiyesini redifini de yaz derse ne yapacağım gel o zaman kısa bir kafiye redif tekrarı yapalım sana şiirin benzer sesleri sonda değil mi? sonda. Mesela bu şiire harf vermeyi de hadi gel yapalım seninle. Zamanın ve anın birbirine benziyor. Dışında ve akışında birbirine benziyor. Dolayısıyla buraya a, buraya a veriyoruz. Şurası değiştiği için b, b oluyor. Rengiyle ve bile birbirine benziyor. Buraya a verdim, buraya a verdim, buraya b verdim, buraya b verdim. Tamam mı? Şiirin kafiye şemasını isterse bunu yapıyorsun. A, b, a, b, a, b, a, b seslere bakıyorsun. Şiirde kafiye ve redifi bul derse. İlk adımın her zaman redif olmalı. Birinci adımın. Birinci adımın redifte de kendi içerisinde ikiye ayırıyor. Önce tekrar eden sözcük var mı diye bakıyorsun. Sonra tekrar eden ek var mı diye bakıyorsun. Burada tekrar eden kelimen sonda yok. Dolayısıyla birinci adımın bu şiirde tekrar eden ek bulmak. Aynı görevde ek bulmak. Zamanın A'nın. Şunun kökü hocam kelimemiz burada zaman, burada an, ın ekleri ne yaptı? Tekrar etti. O zaman şöyle diyorsun ki ın redif. Yazdın bunu aldın puanı. Şimdi elimizde kelime kaldı. Zaman ve an kaldı. Burada da benzer harfleri ne yapıyorsun? Sesleri sayıyorsun. A ne? A ne? İki ses olduğu için biz buna tam kafiye diyeceğiz. Hocam tam kafiye mi diye sormasa da olur. Şöyle an de buna da ne diyeceksin? An seslerine de kafiye yazacaksın. Sen bir de tam kafiye yazarsan ne yaparsın? Hocanın gözüne girersin. Tek ses olsaydı yarım kafiye. Üç ses olsaydı ne olacaktı? Zengin kafiye. Akışında dışında. Hocam şurada akış var kelimemiz. Burada dış var ındalar ındalar yine ortak bir ek oldu. Ek olduğu zaman eke ne yazıyormuşuz? Redif. Kelimenin kendisinde yani kelimenin kökünde, kelimede eğer ses benzerliği varsa, ı şeyler bak burada. ı şeylere ne yazıyormuşuz? Kafiye. İki ses olduğu için ne yazacağız? Tam kafiye. Geçtim aşağıdaki şiire rengiyle şekil bile bile değil. Şimdi şekil ve değil de ek var mı? Ek yok. O zaman bu şiirde yani şiirin burasında redif yok. Redif yoksa direkt kafiye arıyoruz. İle ile yine iller ne oldu? Tam oldu hocam. Tam kafiye. Rengiyle bile. Ha hocam şurada rengiyle de bir ek var. L eki var. Bilede de, de L eki var mı? Var mı sence? Yani bileği sen şöyle ayırabilir misin? B diye bir kelime var. L de ek diyebilir misin? Diyemezsin. Burada ek yoksa demek ki redif yok. Redif yoksa artık kelimeye köke falan bakmana da gerek yok. Redife yok dedikten sonra sağ baştan tekrar yine aynı sesleri alıyorum. E ve L. E ve L yine L oldu. L yine ne oldu? Tam kafi. Adam özellikle zaten ne yapmış? Hepsini tama denk getirmiş. Şöyle son soruda da söz sanatlarını hatırlayalım. Sonra ne yapalım? Sonra videoyu kapatalım. Tezat biliyorsun ki karşıtlık demek. İç ve dış sözcükleri zıt anlamlı olduğu için hangi sanatımız varmış şiirde? Tezat sanatı. Abartma sanatı, benzetme sanatı yazmış ama sen bunların Türkçesini değil Arapçasını da bil. Yani mübalağa. Yani teşbih. Özellikle söz sanatında arkadaşlar. Teşbih ne demek? Teşhis ne demek? Tamam mı? Yani kelimenin Türkçesini muhakkak bil. Teşhisi görünce ne yapacaksın? Kişileştirme yapacaksın. Niye Türkçesini bilmek zorundasın? Türkçesini bilirsen sanatın nasıl yapıldığı aklına gelir. Mesela ben burada istifam sanatı var dedim mi sana? Ya istifam ne bilmiyorum diyebilirsin. Ama bunun Türkçesini bilirsen istifam ne demek hocam? Soru sorma sanatı. Ha tamam. E, soru işareti var soru sorma sanatı diye ne yaparsın? Hemen aklına gelir. O yüzden söz sanatlarını öğrenmek için mutlaka ne yapacağız? Türkçesini bileceğiz. Yine hocam söz sanatı falan soracağım derse bence çok zorlamayacak. Yani teşbih sorabilir, teşhis sorabilir, tezat sorabilir, abartma sorabilir. Çok fazla istiareye falan gireceğini çok düşünmüyorum. Ama hocam ben söz sanatlarını öğrenmek istiyorum. Bu sınavdan 100 almak istiyorum diyorsan lütfen 9. sınıf şiir ünitesini, 9. sınıf söz sanatları videosunu izle. 9. sınıf söz sanatları Klasik Hoca yazarak erişebilirsin ya da git başka hocadan izle. Söz sanatları videosu izlemeden girme. Ben buradan da puan alacağım. İlla 100 alacağım diyorsan sana tavsiye. Benzetme Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. E baş neye benzetildi? Değirmene benzetildiği için teşbih sanatımız var. İçin muradına ermiş abasız bozsuz bir dervişe ne yapıldı yine? Benzetildiği için yine neyimiz var? Teşbih sanatımız var. Çok kısa böyle. Şurada Nazım birimi dörtlük diyor. Ondan da bahsedeyim sana. Böyle şekil gördük hocam. Bak tertemiz bir Türkçe ile yazılmış. Değil mi? halk edebiyatına benziyor. Cumhuriyet dönemi ilk yıllarına benziyor. Milli edebiyata benziyor. O zaman Nazım birimine ne yazacağız? Dörtlük yazacağız. Hocam böyle ikili gördük. O zaman Nazım birimine ne yazacağız? O zaman Nazım birimine ne yazacağız? Beyit yazacağız. Beyit ve dörtlük dışında sana ne sorabilir Nazım birimi olarak? Serbest sorabilir. Dikkat et. Serbest sorabilir. Bir de serbest müstezat özellikle serbest bak serbest nazım başka bir şey. Bir de serbest müstezat var. Özellikle servet-i fünuncular serbest müstezatı çok sevdiği için sana onu sorabilirler. Servet-i fünunla ilgili yani böyle dilin çok soyut olduğu, kapalı olduğu böyle arka arkaya yabancı kelimelerin olduğu ve bazılarının uzun, böyle bazılarının kısa olduğu bir şekil görürsen buna da ne diyeceğiz? serbest müstezat diyeceğiz. Hadi bu da sorulursa son taktiğimiz olsun sana. Söz sanatlarına da şöyle çok kısa değindim. Umarım sınavın güzel geçer. Lütfen şiir ünitesini tekrar etmeden sen yine de sınava girme. Bu sonuçta sadece bir yazılı provası. Hatırlaman için ve ne tip sorularla karşılaşacağını göstermek için ne yaptık? Bu videoyu yaptım ben sana. Esas çalışmayı sen yapacaksın. 100 alacaksan da 90 alacaktan da 80 alacaksan da benim bunda katkım çok az. Bunların hepsini ne yapacaksın? Sen yapacaksın. Ben nelerden soru geleceğini gösterdim. Lütfen sen de şiir ünitesine çalışmadan sınavına girme. Takipte kal. Hoşçakal.